Savaşların seyrini değiştiren bilgileri ele geçirdiler. Devlet sırlarını korumak, bazen de uluslararası diplomatik ilişkilerde kilit roller oynamak için yaşamlarını riske attılar. Hikayeleri romanlardan fırlamış gibi görünse de yaşadıkları gerçekler çok daha karmaşık ve etkileyici. Tarihin en meşhur casuslarına yolculuk yapacağız. Antik Çin'in büyük askeri stratejisi Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı eserinde casusluğun önemini vurgulamıştır. Savaşta en üstün politika, düşmanın planlarını bozmaktır ve bunun yolu onun casuslarını ele geçirip kullanmaktır, demiştir. Sun Tzu'nun stratejileri, casusluğun savaş ve siyasetteki rolünü anlamamıza yardımcı olur ve onun öğretileri bugün bile istihbarat toplama ve düşmanı manipüle etme konusunda bize rehberlik eder. Mustafa Kemal Atatürk, sadece modern Türkiye'nin kurucusu ve büyük bir devlet adamı olarak değil, aynı zamanda bir istihbarat stratejisti olarak da önemli başarılar elde etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında düşman hareketlerini takip etmek ve milli mücadele için gerekli bilgileri toplamak amacıyla gizli ajanlar ve casuslar kullanmıştır. Atatürk'ün liderliğindeki istihbarat faaliyetleri, Yunan güçlerinin ve işgalci devletlerin planlarını öğrenmede ve Türk ordusunun stratejik avantajlar kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde casusluk faaliyetleri, devletin sınırlarını korumak ve düşman planlarını öğrenmek için kritik bir öneme sahipti. İmparatorluk, bu büyük coğrafyayı kontrol altında tutmak için geniş bir istihbarat ağı kurmuştu. Bu ağ, hem iç güvenliği sağlamak hem de dış tehditlere karşı koymak için kullanıldı. Osmanlı tarihinde birçok önemli olay, casusların topladığı bilgiler sayesinde şekillenmiştir. Antik Roma, casusluğun sadece modern zamanların bir icadı olmadığının canlı kanıtıdır. Roma İmparatorluğu'nda casuslar, imparatorluğun güvenliğini sağlamak, düşmanın planlarını öğrenmek ve hatta kendi politik rakiplerini izlemek için kullanıldı. Özellikle Julius Caesar'ın Galya seferinde casuslar önemli rol oynayarak Caesar'a düşmanın hareketlerini bildirdi. Bu askeri stratejilerin şekillenmesinde kritik bir öneme sahipti. Hadiselere baktığımızda casusluğun eski dünyada da sofistike bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Moğol İmparatorluğu genişlemesini ve yönetimini etkili iletişim ve istihbarat ağları üzerine kurmuştu. Cengiz Han ve halefleri imparatorluk boyunca bilgi toplamak ve iletmek için Yargo adı verilen habercileri kullandı. Bu haberciler Moğol yönetiminin en uzak köşelerine bile ulaşarak casusluk ve keşif görevlerini yerine getirdi. Moğolların bu etkili iletişim ağı, onların hızlı ve etkili askeri harekatlarını mümkün kılan önemli bir faktördü. Kuşçubaşı Eşref. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ve Kurtuluş Savaşı sırasında Kuşçubaşı Eşref, Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli bir figürü olarak öne çıkar. Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli servisi ve özel harekat birimidir. Kuşçubaşı, Arap Yarımadası'ndaki faaliyetleriyle bilinir ve İngiliz güçlerine karşı gerilla taktikleri kullanarak önemli operasyonlara liderlik etmiştir. Onun cesur faaliyetleri, Osmanlı'nın ve sonrasında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir rol oynamıştır. Kara Kemal, İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda milli mücadele hareketine destek için gizli faaliyetler yürüten önemli figürlerden biriydi. Milli mücadeleye destek veren gizli örgütlerin İstanbul'daki faaliyetlerinde yer aldığı ve bu süreçte istihbarat toplama ve direniş organizasyonlarına katkı sağladı. Mata Hari. Gerçek adı Margaretha Geertruida Zelle olan bu Hollandalı dansçı, egzotik imajı ve büyüleyici performansıyla Paris'in gözdesi haline geldi. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde olağanüstü çekiciliğini ve sosyal bağlantılarını çok farklı bir şekilde ve tehlikeli bir amaç için kullanmaya başladı. Almanlar için çalıştığı iddia edilen Mata Hari, savaşın kaderini etkileyebilecek bilgileri topladı ve müttefik güçlere aktardı. Ancak bu tehlikeli oyun 1917'de Fransızlar tarafından yakalanmasıyla son buldu. Yargılanması ve idamı casusluk tarihinin en dramatik anlardan birini oluşturuyor. Peki gerçekten Mata Hari bir kahraman mıydı yoksa bir hain mi? Onun hikayesi gerçeğin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Kim Philby. Soğuk Savaş döneminin en karanlık figürlerinden biri Kim Philby'ydi. İngiliz istihbaratının en güvenilir adamlarından biri olarak görülen Philby, aslında bir Sovyet ajanıydı. Onun ihaneti, Batı'nın Sovyetler Birliği hakkında topladığı istihbaratın doğrudan düşman eline geçmesine yol açtı. Philby'nin hikayesi,
güven ve ihanetin iç içe geçtiği, dostun düşmandan ayırt edilemediği bir dönemin simgesi haline geldi. 1963'te Sovyetler Birliği'ne kaçışı, casusluk tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak kayıtlara geçti. Aldrich Ames, CIA'nin kendi içinden çıkan bir başka ihanet hikayesinin kahramanı. 1980'lerin sonunda ve 90'ların başında Ames, Sovyetler Birliği'ne onlarca Amerikan ajanının kimliklerini sattı. Bu eylemleri birçok insanın hayatını tehlikeye attı ve Amerika'nın ulusal güvenliğine ciddi zararlar verdi. Ames'in neden bu yolu seçtiği, onun aldığı milyonlarca dolarlık rüşvette bir nebze açıklanabilir. Ancak ihanetinin getirdiği sonuçlar çok daha büyük ve yıkıcıydı. Virginia Hall. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da çalışan Amerikalı casus Virginia Hall, engelleri aşan bir kahramanlık öyküsünü sunuyor. Fiziksel engeline rağmen direniş hareketini destekleyerek önemli bir istihbarat toplayarak savaşın gidişatını etkileyen operasyonlara liderlik etti. Limping Lady, yani topallayan kadın lakabıyla cesareti ve zekasıyla casusluk tarihinde özel bir yere sahip oldu. Richard Sorich. Richard Sorich, Japonya'da faaliyet gösteren Sovyet bir casustur. Sorich, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırı planlarını ve Japonya'nın savaş stratejilerini Moskova'ya iletti. Bu bilgiler savaşın seyrini değiştirecek kadar önemliydi. Ancak Sorich'in başarısı onun da sonunu getirdi. Japon hükümeti tarafından yakalandı ve 1944'te idam edildi. Sorich, casusluk tarihinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilmekte. Lawrence. Arap Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirilen Arap ayaklanması sırasında önemli rol oynayan Thomas Edward Lawrence, daha çok bilinen adıyla Lawrence of Arabia, bir İngiliz istihbarat subayıdır. Onun stratejileri çöllerde savaş çıkmasına ve Osmanlı'ya büyük zayiatlar yaşatmasına sebep oldu. Lawrence'ın etkilerini hala günümüzde bile görebiliriz. Julius ve Ethel Rosenberg. Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası sırlarını Sovyetler Birliği'ne aktarmakla suçlanan Julius ve Ethel Rosenberg çiftinin hikayesi de dikkat çekicidir. 1953'te idam edilen Rosenberg'lar, nükleer silahların yayılmasında kritik bir rol oynadıkları gerekçesiyle tarihe geçtiler. Onların davası, Soğuk Savaş dönemindeki paranoya ve korkunun bir simgesi haline geldi ve hala tartışmalara neden olmakta. Gerçekten suçlu muydular yoksa zamanlarının kurbanı mıydılar? Bu günümüzün de tartışılan konularından birisi. Belle Boyd. Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon adına casusluk yapan Belle Boyd, cesareti ve zekasıyla tanınır. Düşman hatlarının arkasında bilgi toplayarak ve mesajları ileterek Boyd savaşın önemli anlarında Konfederasyon güçlerine avantaj sağladı. Genç yaşta bu tehlikeli rolü üstlenen Boyd, casusluk tarihinde iç savaşın casus kızı olarak anılmaktadır. Nancy Wyck. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nancy Wyck, gizli Nazi işgali altındaki Fransa'da direniş hareketlerinin önde gelen üyelerinden biri oldu. Beyaz Fare lakabıyla bilinen Wyck, Gestapo tarafından en çok aranan kişiler listesine girdi. O, cesurca liderlik ettiği ve katıldığı sayısız sabotaj ve gerilla hareketiyle tanınır. Wyck'ın olağanüstü cesareti ve kararlılığı, onu savaşın en etkili ve ilham verici figürlerinden biri yapmıştır. Jean-Paul Garcia. İkinci Dünya Savaşı sırasında hem müttefikler hem de Nazi Almanyası için çalışan çift ajandır. Garbo kod adını kullanarak Alman istihbaratını tamamen sahte bir casus ağına inandırdı ve Normandiya çıkarmasının başarısında kritik bir rol oynadı. Puyol, Almanları yanıltarak müttefik kuvvetlerin gerçek planlarını gizlemeye yardımcı oldu ve savaşın seyrini değiştiren en önemli figürlerden biri haline geldi. Josephine Baker. Josephine Baker, dünyaca ünlü bir Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncuyken İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişi için casusluk yaptı. Baker ünlü statüsünü Nazi işgali altındaki Avrupa boyunca seyahat ederken gizli mesajlar taşımak için kullandı. Onun cesareti ve bağlılığı savaş zamanında direnişe büyük katkılar sağladı. Anna Chapman. Günümüze en yakın hikayelerden biri olan Anna Chapman, Rusya adına Amerika'da casusluk yaparken 2010 yılında FBI tarafından yakalanan bir kadın.
1982 yılında Rusya'nın Volgograd şehrinde doğdu. Eğitimini Moskova'da tamamladıktan sonra 2000'in ortalarında Birleşik Krallığa taşınmış ve burada uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmıştı. Chapman Amerika'ya taşındıktan sonra bir emlak şirketi kurarak normal bir iş kadını gibi görünmeye çalışmış ancak aslında Rusya'nın dış istihbarat servisine düzenli olarak raporlar göndermeye başlamıştı. FBI'ın 2010 yılında düzenlediği bir operasyonla Chapman dahil olmak üzere 10 Rus casus derin kapak altında yaşayan ve uzun süreli görevlerde bulunan bir ajan ağı parçası olarak Amerika'da yakalanmıştır. Bu olaylar Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra Rusya ve Amerika arasındaki en büyük casusluk skandalı olarak tarihe geçti. Yakalanmasının ardından Chapman ve diğer Rus ajanlar Amerika'da tutuklu bulunan 4 Rus vatandaşıyla bir casus takası kapsamında serbest bırakılmış ve Rusya'ya geri gönderilmiştir. Rusya'ya döndükten sonra Chapman medya figürüne dönüşmüş, televizyon programlarına katılmış ve moda dünyasında yer almıştır. Ayrıca Rusya'nın gençlik siyasetine de katılarak Vladimir Putin'in destekçisi olduğu olarak bilinen bir siyasi partiye üye oldu. Chapman'ın hikayesi modern casusluk, teknolojinin casusluk faaliyetlerindeki rolü ve uluslararası ilişkilerdeki gizli savaşlar hakkında önemli tartışmalara yol açtı. Bugün ele aldığımız casuslar sadece kendi zamanlarının değil, tüm tarihin akışını etkileyen eylemleriyle öne çıkarlar. Onların hikayeleri cesaretin, ihanetin ve aşkın sınırlarını zorlar. Bu gizemli ve cesur bireyler zamanlarının ötesinde etkiler bıraktılar. Umarım bu içerik tarihin en ünlü casuslarının karmaşık dünyasına bir pencere açmıştır. Daha fazla tarihi keşif ve ilham verici hikayeler için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.